Ben tekrar ediyorum. Tiyatro ve en azından tiyatro için söyleyeyim. Konservatuarların tekelinde değil, bizim bütün büyüklerimiz ki şehir tiyatrosunun bence oraya girmemin sebebi oydu. Devlet tiyatrosuna da girebilirdim. Ben İstanbul Devlet Konservatuarını bitirdim. İstersem oraya da girebilirdim. Şehir tiyatrosuna girmemin sebebi orada usta-çırak ilişkisiyle harmanlanan bir zincir var. Şimdi o zincir koptu. 65 yaş kuralı o zinciri kopardı. Şimdi ben 7 sene sonra bir daha oyun oynayamayacak mıyım? Bir de oyunlarda yaşlılar var. Onlar ne olacak? Gençleri yaşlandırma makyajı mı yapılacak? Şimdi bazı... Şimdi 70 yaşında, 80 yaşında hele klasiklerde çok yaşlı var. Yani çok ihtiyacımız var. Tabii, çok haklısın. Şimdi ne olacak o zaman mesela? Bir de o yaş tam resital yani. Hani en hayatının en dolu olduğun, en yapacaksın ve biz böyle izleyeceğiz. Tabii birikiminizin tamamını kullanabileceğiniz bir dönemde size emekli ediyor. Hayır bu seyirciye de çok büyük bir ceza. Ben izleyeceğim onu yani 70 yaşında işte atıyorum 50 yıldır izlediğim bir sanatçıyı, bir büyüğümü böyle ağzım açık seyredeceğim ama yok. Niye 65 yaş artık sahneye çıkamaz? İşte biraz evvel söylediğiniz sorunun cevabı bu aslında. Konservatuarların tek elinde değil ama böyle kaliteli iyi insanların yanında deneyerek öğrenmek. İşte Darül Bedai başlı başına bir okul. Kulis kültürü de önemli değil mi Ayşegül Hanımcığım? Tabii ki. Kuliste böyle zaman geçirmek. Çünkü Bilge Zobu kulaklar için nasıl? Buradan sevgilerimi gönderiyorum ona. Evet sevgiler ona. Gerçekten. Çok özel bir insandı. Ben Lüks Hayat'ta oynarken saatlerce beklerdim. Çünkü Fifi Fufuk kızlardan biriyim. Orada onunla sohbet ederdik, yan yana otururduk. O kadar çok şey öğrendim ki ondan. Tabii. Sadece dinleyerek bile bir sürü şey öğrenebiliyorsunuz. Evet. Genel kültürünüz artıyor. Kulis adabı dediğiniz şeyler böyle öğreniyor. Evet, okulda öğrenilmez kulis adabı. Tabii. As-üst ilişkisi. Bizde o da kalmadı artık. Evet. Ben sektörü böyle benden 10 yaş küçük, ne haber Ceyda diye geliyor. Ben böyle nasıl yani Ceyda? Evet. Tamam Ceyda olalım da önce bir belirleyelim sınırlarımızı. Bir arkadaş olalım, bir hasbihal edelim. Ondan sonra ama Ceyda olalım. Bu nezaket kurallarının haricinde aynı zamanda sanatsal olarak da tiyatroda o sahneden elde edilen birikimleri de bize aktarırlardı. Evet. Ben çok iyi bilirim. Hayır sen yanlış yürüyorsun. Bu şekilde gitmemelisin. Bunu da yapmamalısın. Şu şöyle olmamalı. Zaten bir kere kenardan izleyerek bir sürü şey öğreniyorsun. Evet. Zihni abiye seyretmek yetiyor zaten. Ay evet. Zaten yetiyor yani başlı başına bir okul. Evet. O yüzden ben önemsiyorum böyle şeyleri. Fakat tabii ki konservatuarları da bir denetime almak gerekiyor. Kesinlikle. Bu işte öyle pıtrak gibi her yerden çıkan şeyleri de bir denetime almak gerekiyor kursları. Evet. Mesela kamera önü oyunculukla normal oyunculuk arasındaki farkı ben hala anlayamadım. Nedenini ben de bilemiyorum. Bir de sorarlar ya oyunculukta en çok nerede olmayı seviyorsun? Sahnede mi, sinemada mı? Ben böyle oluyorum. Oyuncu zaten hani hepsinde oyuncu. Birbirinden ayrılamaz şimdi ki. Şimdi tabii ki ekranda kendimi seyrederek tabii çok şey öğrendim zaman içerisinde. Tabii ki. Şimdi bizler tabii 600 kişilik sahnelerde daha grotesk, daha büyük şeyler yapıyoruz. Orada daha minimal oynuyorsunuz. Evet. Ama onun da çok kolay bir yolu var. Bir gün Suna abla bana öyle söylemişti. Dedi ki şuranda kamera olduğunu düşün ve sen çok yavaş konuş, yavaş, çok fazla büyük hareketler yapma. Ben onu dinlediğim zaman ekrandaki görüntümün ne kadar değiştiğini farklı. Babamda da oldu. Babam da konservatuar mezunudur ve çok kıymetli bir oyuncudur. Tiyatroyla başladı o da. Sonra dizilere başlayınca baba diyordum öyle büyük büyük açma gözlerini. Ben de orada dizide oynuyordum. Hani öğrenmeye başlamıştım meseleyi. Ben böyle babama anlatıyorum. Bana garip geliyordu. Hani koskoca Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, işte Haldun Dormen'le büyümüş, onların öğrencisi olmuş bir adam. O kadar anladım ki sonra meseleyi. Ben tiyatronun ne demek olduğunu değil öğrenince. Mi? Değil mi? Baba yani o zaman anladım meseleyi. Evet.
Evet yani tabii her şey ama bir de şey ben mesela hayatımda dizi sadece ekonomik olarak bana destek olan bir şey. Yapıyor musunuz hala? Yapıyorum. Ha süper. Yapıyorum. Yani genel sanat yönetmenliği sizin oyunculuk kariyerinizi çok engellemiyor değil mi? Ben zaten böyle bir şeye izin vermem. Ha, ama böyle güzel bir proje gelmedi, değecek bir proje gelmedi. Bir de ilk senesinde biraz daha tiyatro ile ilgilenmek gerekiyor. Evet. Şimdiden sonra istedi ama güzel bir proje gelirse niye hayır diyeyim ki? Yani bunu halledebiliyoruz zaten, yapabiliriz. Tiyatroda peki olabiliyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Şimdi sahnelenecek oyunlardan hangisinde varsınız? Şu anda hiçbir şey de yokum. sadece Cipsi'yi yapacağız. O zaman çok güzel bir müzikaldir. Belki o zaman keyifli bir şey yapacağız. Müthiş. Bir sürpriz. Bir tane fotoğraf karesi paylaşmışsınız arkadaşlarımızla. Onu birlikte bakalım isterseniz. Öyle mi? Tabii ki. Evet, tahmin ettiğimiz üzere diyelim değil mi? Evet, oğlum Arda. Mutluluğun resmi demiştiniz. İşte evet. Mutluluğun resmi bu. Evet. Ve 3 senedir görmüyorum, çok özledim. 3 sene? Evet. Ne diyorsunuz? 3 senedir görmüyorum. Kanada'ya gidip gelmek o kadar kolay olmuyor. Bu pandemi bizim bayağı bir görüşmemizi engelledi. O da gidip de geri gelemezsen bir hastalık olur, bir şey olur, her taraf kapanır anne diye bir daha gelmedi çocuk. Şimdi Şubat'ta gelecek inşallah. Ay gün sayıyorsunuz. Tabii ki. Çok zor. Tabii ki, tabii ki. Gerçekten çok zor. Allah'tan kızım yanımda. En azından. Evet kızım yanımda ama o da özledi. Özlemez yani, mi? Onlar bir de çok iyi anlaşan ikizler. Ne biraz güzel. Biraz şey oldu.